ben belki 5'te 1 basıyorum ama bastığın zaman performansı gösteriyor. Performansta hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar hepinize merhaba, hepinize iyi bayramlar. Biliyorsunuz şu anda Karabük'teyim. Ereğli'den yola çıktık, Karabük'e geldik. Karabük'te de arkadaşlar Alican abimiz var. Alican abi bize bu zamana kadar her geldiğimde Emre şöyle bir araba var çeker misin diye tekliflerde bulunuyordu. Bugün babası yeni bir araç almış, Mesut abi. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı bayramlar öncelikle herkese. Mesut abiler arkadaşlar yeni bir araba almışlar. Chery Omada 5 almışlar. Şimdi beraber Mesut abiyle, Alican abiyle yola çıkacağız. Chery neden tercih etmişler? Nasıl bir araba? Alınır mı, alınmaz mı? Detayları yolda konuşacağız arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmayalım. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi arabaya binmeden şeyi bir gösterelim size. Biliyorsunuz Chery'lerde uzaktan çalıştırma özelliğimiz var. Şu anahtarın en altındaki tuşa yaklaşık 7 saniye basılı tuttuğumuzda araba çalışıyor. Şöyle basalım. Bakalım. İşte bu. Ya bunun en güzel özelliği, özellikle mesela ben bunu abi çok isterdim. Niye? Ben arabanın içinde yaklaşık 1 dakika, 1,5 dakika falan bekliyorum ki yağ böyle bir ısınsın, dönsün diye. Özellikle kış aylarında, yazın o kadar beklemiyorum ama bakın gördüğünüz gibi araba şu anda kilitli, aynaları falan kapalı ama araba çalışıyor. Bunun en büyük artısı özellikle soğuk havalarda ya da sabah ilk çalıştırmada motorun içerisindeki yağın bir ısınmasını bekleyenler var ki olması gereken de bu. Bunu arabaya binmeden önce yapabiliyorsunuz. Bir de herhalde klimayı falan da ayarladığımızda içerinin sıcaklığını, soğukluğunu en son hangi ayardaysa, kışsa tamam. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Süper abi. Yani aynı şekilde çalışıyor. Zaten yani yaz yazın soğuğu ayarlıysa soğuk, kışın sıcağı ayarlıysa sıcak bir şekilde aracınıza yani biniyor. En azından içeriye mesela yazın geldin biraz soğuk binmiş oluyorsun. Aynen. Klima soğutmuş oluyor içeriye. Mükemmel motor bir özellik. Isınıyor. Mükemmel bir özellik arkadaşlar. Yani bu sınıfta, bu fiyat bandında bence çok güzel bir özellik. Arkadaşlar şimdi koltuklarımız elektrikli mesela en basitinden. Şöyle geriye doğru alıyoruz. Ben birazcık bir tık geride kullanıyorum kamera daha rahat görsün diye. Bakın burada kablosuz şarjımız var. Mesut abi hemen dedi ki Emre'cim istersen telefonunu şarj edebilirsin. Şöyle koyalım. Hemen oldu mesela. Şu anda şarj alıyor. Ben mesela bundan şeyden tedirgin olmuştum. İlk bu arabayı kullandığımda. Ya buraya koyarım ama böyle sert bir viraja girsem acaba düşer mi eder mi telefon diye ama tutuyor yani. Buradan kolay kolay da gidecek gibi değil. Şimdi vitesi şöyle yaptığımızda D'ye geçiyor arkadaşlar. El frenini Mesut abi verdi bu bilgiyi. Şimdi Mesut abi bu arabayı arkadaşlar 750 kilometredir kullanıyor. Ben de kullandım bu arabayı ama İstanbul'da şehir içinde yaklaşık 15 dakikalık bayiden aldığım bir arabaydı o. O yüzden Mesut abi arkadaşlar çok soracağız şimdi arabayla alakalı tecrübelerini. Vites arkadaşlar el frenini emniyet kemerini takmadan bırakmıyor değil mi? Bırakmıyor abi? Kesinlikle bırakmıyor. Bak güvenlik açısından güzel bir detay. Direksiyonu kuş gibi. Zaten yani ben bu arabayı ilk kullandığımda da kullanışı bana çok sürücü dostu gelmişti. Bakalım silecek suyumuz var mı? Temizleyebildiği kadar temizlesin. Bir de o su hissiyatını gerçekten veriyor hani. Üçüncü kişinin takılı değil diyor. Telefonları şey yapmış olabilirsin yanlış abi. Yanlış yere takmış. Yanlış yere takmış olabilirsin. Yanlış yere taktın sen onu. Evet. Önce yere. Önce eşim de yapmıştı aynısını. Emniyet kemeri hata veriyor direkt. İşte bunu yaşıyor adam, anında giriyor gruba yazıyor emniyet kemeri hata veriyor. Yanlış yere takıldı mı? Arkadaşlar şu an Chery'de şöyle bir durum var. Herkes hatasını arıyor Chery'nin. Aynen. Yani her arabada ufak tefek böyle ilk alındığında, yeni çıktığında falan bazı şeyler olabilir. Mesela benim Astra'da da bir keresinde ekran böyle bir dondu. Bir daha yapmadı mesela. Böyle ufak tefek yazılımsal hatalar olabiliyor. Duruma göre serviste güncelleme geliyor. Bir şey oluyor, düzeltiyorlar. Hemen böyle bir evham yapmamak lazım. Öyle söyleyeyim. Alican abi kemeri yanlış yere takmış. Ortaya takmış. Abi ben bu arabayı ilk kullandığımda gerçekten o SUV hissiyatını aldım. Bak yerden o yüksekliği falan gayet güzel bir şekilde veriyor. Yani şu an hakikaten bak mesela konfor dengesi de hoşuma gitti ben benim. Ben beğendim konforumu. Daha önce test sürüşü yaptım. Yeğenimiz almıştı. Yani sürüşten sonra almaya karar verdim zaten. Değil mi? Ya yani kullanmadan çok yorum yapmamak kesinlikle lazım. Bir kere kullanıp bakmak lazım. Arkadaşlar donanımları çok fazla arabanın. Şimdi bu arabanın daha öncesinde gerçekten incelemesi çok defa yapıldı. Ben de çok defa yaptım. Siz de zaten biliyorsunuz yani artık Chery'nin ne kadar dolu arabalar yaptığını. O yüzden örneklendirerek anlatıyorum. Hepsini tek tek anlatmayacağız. Bu bir sohbet videosu olacak. Mesut abiyle beraber sohbet edeceğiz. Alican abiyle, Mesut abiyle. O yüzden çok detaya girmeyeceğim ama mesela bir örnek şimdi 360 kamera var bunda. Biz Astra aldık abi. Bizim Astra bundan yaklaşık 300 bin lira daha pahalı bir araba. Bizim arabada 360 yok. Mesela. Şimdi senin arabanda uzaktan çalıştırma var. Mükemmel bir özellik. Evet. Çok isterdim. Bak benim arabam dediğim gibi daha pahalı olmasına rağmen ya da başka bir sürü pahalı arabada böyle bir özellik yok.
Şimdi direkt Astra denk geldi diye söylüyorum yanında ama başka arabalarda da yok yani. Çoğu arabada yok. O yüzden seni böyle şımartacak bir sürü özelliği var bu arabanın. Ve fiyatını düşündüğün zaman bu paraya, yani 1300 lira falandı bu araba siz aldığınızda değil mi abi? Evet, 1300 civarındaydı. Yani 1300 liraya arkadaşlar bu donanımları sunan, bu boyutlarda bir SUV almanız imkansız yani, bu fiyatı alamazsınız. En az 400-500 bin lira daha fazla para vermeniz lazım. Şimdi insanlar niye eleştiriyor bu arabayı? Fiyatına göre arabanın sunduklarını göz önünde bulundurmuyorlar. Daha üst rakipleriyle kıyaslıyorlar ya da işte daha pahalı arabalarla kıyaslıyorlar. Sen gidiyorsun 2 milyonluk arabayla bu arabayı kıyaslıyorsun. Yani bu arabayı 1300 olarak düşündüğün zaman ne kadar mantıklı olduğunu, ki zaten alanlar da hep bu yüzden alıyor. Ve kullananlar da, ben memnun olan çok kişiye denk geldim. Evet, problem yaşayanlar da olmuş. Özellikle yazılımsal anlamda bazı problemler yaşayanlar olmuş ama ilerleyen dönemde bence çözülür onlar. Biz seninle hemen hemen aynı şeyleri yaptık. Mesut abide de arkadaşlar Leon vardı. Bizde de Leon vardı abi. Ben Leon'dan Chery'e geçmeyi düşünüyordum ciddi ciddi. Son anda fikir değiştirdik. Astra oldu. Sen de Leon'dan Omada 5'e geçmişsin. Aslında aynı hikayeyi yaşamışız yani. Evet. Leon'dan sonra nasıl geldi abi sana mesela? Yani SUV olarak çok iyi. Yani Leon biraz daha yere yakın bir araç. Sınıfları farklı. Binek bir araç ama SUV kullandığım araçlar içerisinde ben deneme sürüşü yaptım. Konfor olarak hiçbir fark yok. Hatta arkadaşımızın aynı zamanda şeyi var, Tucson'u var. Hı-hı. Ona Tiggo 8 aldı. Şu anda Tucson'dan daha iyi diyor. Öyle konfor mi? Açısından. O da tavsiye etti. Yeğenim oto tamircisi kendisi İstanbul'da. Bu aracı test etmiş. Sonra mekanik olarak da biliyor. Servisiyle konuşmuş. Çok yerle danışmış. Kendisi de kullandıktan sonra almaya karar verdi. Ben de onu da test ettim. Yani beni tatmin etti. Ya sen abi hem dışarıdan bir sürü yorum aldın hem de kendin test ettin. Evet, kesinlikle. En son testi kendim yaptım. Ve fiyatı da mantıklı geldi. Fiyat performans aracı. Tam olarak öyle. Aynen öyle abi. Zaten tercih edilmesindeki en büyük sebep fiyat performans aracı arkadaşlar. Uzun yolda nasıldı peki abi mesela? Uzun yolda... Uzun yol konforu çok konforlu iyi. Muydu? Sen genel olarak konforlu buluyorsun yani arabayı. Ben konforlu buluyorum yani. Tatmin edici. Diğer araçlardan da kullandığımız Peugeot'sundan 2008 kullandım ben. Onlardan konforlu. Genelde Mesut abi bu tarzda arabaları, bak Holt var mesela şu an tutuyor arabayı, evet, yokuş aşağı. 2008'lerde ya da 2008 gibi başka arabalarda biraz böyle küçük SUV onlar. Evet. Onların süspansiyonlarını biraz sert yapıyorlar yol tutsun diye. Çünkü araba küçük, kısa ve yerden yüksek. Virajlarda doğru, falan doğru. Çok böyle hani... Aerodinamik açısından. Aynen öyle Mesut abi, sen mükemmelsin ya. Alican abi. Evet. Ben bundan sonra Karabük'teki testleri Mesut abiyle çekiyorum. Eyvallah. Valla bayağı hakimsin arabalara Mesut abi. Biz çocukluğumuzdan beri aracın içindeyiz. O yüzden araçların hepsini. Valla süper 124 abi. 124'te başladık serüvene. Valla mükemmelsin abi ya arkadaşlar. Bugün İstanbul dönüşü var, o yüzden yoğundur. Evet. Şöyle buradan dönelim daha yıllarız. Kör noktamız da var bu arada. Hepsi var. Kör nokta uyarımız. Çok çok iyi bir şerit takip şu an kapalı. Kapalı kalsın, ben onu çok şehir sevmiyorum içinde ya. Değil çünkü kasisler var. Değiştirmek istiyorsunuz, sinyal vermeyince sürekli evet. Uyarı yapıyor, çekiyor direksiyonu, devreye giriyor. Şehir içi kullanımda pek. Aynen öyle. Ama İstanbul'dan gelirken yorgundum, uykusuzdum, açıktı. Bak orada mesela çok güzel bir güvenlik. Çok güzel güvenlik. Sistemi. Yani orada beni uyarıyordu en azından. Tabii. Yani şeritten çıkacak gibi olursun. Evet, tutuyor zaten. Tutuyor, müsaade evet. Etmiyor. Yol kenarlarında karayollarının bu tırtıl yaptıklarından daha iyi yoldan çıkmana müsaade etmiyor. Aynen öyle abi. Ama şehir içinde genel olarak kasisten kaçman gerekiyor. Herhangi bir problem, yol bozukluğu oluyor. Genelde kullanılmasa daha iyi. Direksiyonu alıyor elinizden yani resmen. Evet, katılıyorum. Bizim şeyde Astra'da da öyle oluyor. Ben ama kapatıyorum onu ayarlardan. Ben de sen, en son yeni kapattım ayarlarından. Sen de ama galiba tekrardan arabayı çalıştırdığında, yani kapatıp açtığında tekrar devreye almıyor değil mi? Senin bir daha yapman gerekiyor. Almıyor. Onu ben alıyordum. Yeğenim burada şimdi İstanbul'dan. O tamirci olan o ayarlardan gösterdi. İki taraflı kapattığın zaman almıyor. Herkes yorumlarda da işte her seferinde yapman gerekiyor gibi söylediler ama onun kapatma yeri var ayarlarında. Varmış. Bir ayarı var yani. Varmış. Bizim arabada yok işte, ben her seferinde onu kapatıyorum abi. Ben de yok diye biliyordum. Olması ama güzel. O dediğim yeğenim, o tamirci olan daha hakim, bana kapatıverdi. İyi, süper. Gösterdi. Süper abi. Çünkü dedi, şu anda mesela kasisten kaçsak herhangi bir şey olsa direksiyonu rahatsız ediyor. Tabii işte. Ya şimdi ani bir şey olduğu zaman insan hemen sinyal veremiyor. Aynen. Yani bir şey oluyor diyeyim, şöyle geçmen gerekiyor. Evet. Ondan sonra şey yapamıyorsun.
Yani elin sinyale gitmiyor o anda ben, tabii. Bence direksiyonun hassasiyetini de sertleştiriyor. Şeride yaklaştığın zaman kasıyor arabayı. Evet, biraz kasıyor. Çok sakin araç kullanırım. Zaten yakıt tüketiminden belli. Bakın arkadaşlar, 739 kilometrenin ortalaması 7.8 litre. Şehir içi uzun yol, karışık. Evet, karışık. Yaklaşık 350 kilometre şehir içi. 7.8 gayet iyi. Yani çünkü bu araba 10 litreden aşağı düşmüyor diyorlardı. Sen 7.8'i yakalamışsın abi. Yani kullanım biraz agresif kullandığım oldu. Arife günü Efrani'ye giderken biraz hızlı sürmem gerekti, sürüş yapmam gerekti. Orada biraz o Beştepe'ler dediğimiz semtte bastım. Ha, biliyorum. Bastığım halde o öyle. Normalde sakin kullandım ama çoğunlukla. Ha. Ben zaten bütün araçlarım yakıt olarak çok düşük yaktırırım. Değil mi? Düşük yaktıramadım ki. Örnek bir olay anlatayım. Benim bir büyüğüm tamirci. Bir Mercedes'imiz vardı bizim. 234, 72 model. Buradan Ereğli'ye, Gerede yolundan gidiyoruz. Bir depo benzin yaktı, Ereğli'ye indik. Hadi ya. Geri dönüşe, o da çok agresif araba kullanmış tamirci. Geri dönüşte dedim sen sağa geç. Geçti. Bartın yolundan dolaştım geldim. Yarım depo benzin yaktım. Ya işte sürücü farkı abi. Sürüş, çünkü ani fren, ani gaz. Sürekli çok agresif kullanıyor. Yani, frene çok basmamak aslında. Tabii. Yani düşürüyor. Sürücü aslında, yakıt aslında biraz da sürücüyle ilgili. Öyle değil mi? Tamam öyle. Ya bir maharettir abi az yaktırabilmek. Öyle söyleyeyim. Çünkü o arabanın inmesini, momentumunu kaybettirmemek, yola göre kendini işte pozisyon alabilmek biraz şoförlük ister yani. Performansından memnun kaldın mı o Beştepe'lerde birazcık gittim dediğinde? Performans olarak zaten güç fazla olduğunuz için ya mesela gaz pedalını ben belki 5'te 1 basıyorum ama bastığın zaman performansı gösteriyor. Performansta hiçbir sıkıntı yok. Mesela bak ben şu an gaza çok az dokunuyorum. Yani arabayı hiç yormuyorum. Arkadaşlar zaten şu anda araba rodajda. Rodajda olduğu için rodajda önemli olan abi gaza böyle çok arabanın gırtlağına çökmemek. Böyle tatlı tatlı hızlandırmaktan yana hiçbir sıkıntı olmaz. Zaten şu anda 2500 devirle gidiyor. Hiç zorlanmadan ilerliyor yani şu anda. O yüzden bunun bir zararı yok. Mesela 135'te gidiyorum. Akıcılığı gayet iyi. Yani arabayı çok kolay bir şekilde akıtabiliyorsun yolda. Gaza az dokunduğunda bile rahatlıkla ilerliyor. Şanzımanımız 7 ileri çift kavram arkadaşlar. 2000 devirle 120 civarında gidiyor. Yani 115 civarında gidiyor. O da gayet iyi. Yani devir oranları da iyi arabanın. Bence çok iyi yani kullanım olarak. Yani güç var. İstediğin zaman gücü kullanıyorsunuz. Yakıt artabilir ama istediğin zaman da güçlü araba her zaman avantaj bence. Bu araba güçlü abi. Yani bu araba ara hızlanmalarda benim diyen çoğu arabayla beraber yürür. Hatta çoğu arabayı da Mercedes'le güzel yürüyebilir yani. Miyiz? Senin Mercedes'le mi? Onlar yürüyemez. Sıfır yüzde yürür. Neden biliyor musun? Yürür evet. Şanzımanın eski nesil. Ama senin arabaya yeni nesil bir şanzıman aynen takarsak o zaman senin araba koparı gider ayrı. Çok güçlü ama. Ama şimdi bu 7 ileri olduğu için ilk yani bir 100'e evet kadar sen bir yanında görürsün yani bunu. Kaybolmazsın. Ama tabii sonra şimdi senin reisin güzel yeri ayrı. Senin Mercedes başka abi. Aynen öyle. Onun yeri aktarma başka. Aktarma organları eski sistem. O yüzden. Tabii. Ya bir de tabii yaşlanmışlık da var ama Ali Can abinin Mercedes çok gerçekten iyi. Çok güzel. Ben kullanıyorum onu. Samsun'a gidip geldim. Artı oradan dedim Ali Can'la gittik geldik ben kullandım. Bir de dedim İstanbul yapsam hiç yormaz beni ya. Tabii tabii ben abi Ali Can abinin arabaya aşığım ya. Sapma diyorum zaten ona. Bak buraya herhalde alışverişe gelmişler. Dönüş İstanbul dönüşü alışveriş. Bakın arkadaşlar. Bu bölge genelde İstanbul'da ikamet eder iş merkezi olarak. Abi bak klima açık. Sadece çeyrek gaz veriyorum şu anda arabaya. Bak ne kadar kolay bir şekilde hemen yüze geliyor. Ya motor çok çok istekli, çok hevesli. Peki Emre motor herhangi bir işte Hyundai'lerde kullanılan bir araba alakası bir yok. Alakası yok abi. Benim araştırdığım Fiat'ın motorunu Çin'de geliştirip doğru. Turbo evet. Girişi internetten araştırdım. Doğru abi. Turbo'yu bu şekle getirip Çin'de geliştirmişler Fiat. Çok aslında eskiye dayanan motor eskiye ama güncellemişler yani. Güncellemiş. Turbo eklemişler. Ya göreceğiz ilerleyen zamanlarda hani bundan 5 sene sonra 10 sene sonra evet ne olur durumu akıbetini o zaman göreceğiz. Çünkü şey diyenler var işte turbo atmosferik araba sonradan turbolandığı için ona göre bir Ar-Ge çalışması yapıldı mı acaba falan diye düşünenler var ama ya zaman gösterecek. 5 sene sonra 10 sene sonra göreceğiz. Ya abi şimdi bak arabayı kullanmaktan kullanmaya fark var. Adam alıyor şimdi bu araba yürüyor ya. Güzel yürüyor bu araba. Alıyor bununla devamlı gazlıyor. Rodajına aynen, da dikkat ediyor. Devam yoruyor abi. Yani normal sakin sakin olması gerektiği gibi yeri geldiği zaman
aksiyon yapıyorsan kolay kolay bence bir şey olmaz. Abi serviste söylediler zaten. Buradan alıyor, söylüyoruz. Dikkat etmiyor. Çekiciyle gelenler var diyorlar. Aynen. Çünkü yeni de alışmamış. Volkswagen Polo. Volkswagen Polo'yu ben İstanbul'dan gelirken diyor 200-220 yeni daha. İşte çok sert kullanıyor arabayı. Sonra bir ay geçti, sandık motorla değişti motoru. Hadi ya. Tabii sıfır almışlar diş hekim arkadaşı Kenan Şahin. Bir şey olmaz işte, açalım motoru derken tamamen sandık motorla değişti. Yani rodaj dönemi işte gerçekten var yani. Çünkü alışma dönemi var motor daha. Ama bazı firmalar yok öyle bir şey, hani satarken alıcı öyle söylüyor. İşte BMW 10 alırken öyle bir şey yok demişler. Evet. Öyle diyorlar ama ben şöyle düşünüyorum, her videoda da söylüyorum. Belli bir sıcaklıkta çalışan hareketli bir sürü parça var içeride. Aynen. Ondan sonra bence yine de temkinli olmakta fayda var. Aynen, temkinli olmakta fayda var. Ben de mesela şu an benim araba 1000 kilometreyi geçti abi Astra. Ufak ufak başladım açmaya. Yani rodaj demek şey demek değil. Devamlı böyle hep sakin kullanacaksın demek değil. Arabanın tanıması lazım. Devirleri tanıması lazım. 3000'i de görecek, yeri gelecek, 4000'i de görecek. Yani arabayı aslında sen yoluna tanıştırıyorsun. Sen özellikle ilk 100-200 kilometre sürat yapma, yüzü geçme demelerinin asıl amacı da ben aslında teknik öğretmenim. Öyle mi? Sanat okulu. Teknik olarak da çünkü frende birbirine alışmadan disk balata tutmayı sağlayamaz. Yani tam alışma olması lazım. O yüzden işte yüzü geçme diyorlar. Ben anlıyorum neden yüzü geçme dediğini. Aynen. Çünkü ben fren mesafesinde duramayabilirim. Aynen öyle abi. Alışma süreçleri var balata, disk hepsinde. Rodaj süresine dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum ben de. Çünkü teknik olarak ne söylerlerse biz ona uyarsak bizim yararımız olur. Bir zararımız olmaz en azından. 2000 kilometre sabredeceğiz. Kesinlikle öyle abi. Şeyleri hissediyorum şimdi o yerden yüksekliğin vermiş olduğu. Böyle bir siz de hissediyorsunuz değil mi? Evet, saldım. Salınım var. Ondan sonra ona biraz alışmak lazım. Yani Leon'dan sen de geçiş yapınca. Tabii. Alışmak gerekiyor ona biraz. Yani normal bir durum bu. Ondan peki, sonra Citroen burada test ettiğimiz Emre, yine bu yolda test etmiştik sen bunun rakibi. Bu araba aslında orta karar bir süspansiyonu var bunun. Şimdi yerden yüksek olduğu için salınım var arabada ama normalde bu arabanın süspansiyonları biraz böyle orta karar. Citroen zaten genel olarak gerçi konfor yani C3'ünü de alsan böyle yumuş oluyor. Evet. Bu biraz daha orta karar. Süspansiyonları biraz şeydir zaten Citroen arabaların değil mi? Yani genelde yumuşak yapıyorlar abi. Bak bir kulakçık olsun isterdim ben çünkü aynen. Şimdi araba SUV aslında kulakçık performanslı sürüşe çok ilgisi yok ama buradan yapabiliyorsun motor hak ediyor yani. Bu motor kulakçığı hak ediyor. Aynen. Klima eksiklik. Klima da mesela buz gibi bayağı güzel çalışıyor. Arkadaşlar bakın çok dik bir yokuş çıkıyoruz şu anda. Ayağım sabit 2800 devir 80 km hızla sıfır hiçbir zorlanmayı bayra sormadan çıkıyor. Yani 1.6 turbo bu motor. Performans anlamında muazzam. Rüzgar sesi mesela bir çıktık abi 120'lere 130'lara normal seviyede. Yani ben bu araba için şey diyemem. Böyle arkadaşlar araba acayip kaliteli işte kütüphane gibi efendime söyleyeyim yani şöyle böyle diye fiyat performans olarak söylemem, iyi ama fiyat performans olarak kesinlikle mantıklı. Rüzgar sesi var mı? Evet var. Yani 100 kilometreyi geçiyorsun gelmeye başlıyor. Ama rahatsız ediyor mu? Yok, öyle rahatsız eden bir şey yok. Süspansiyonları yumuş aşırı konforlu mu? Böyle çok bu arabanın en öne çıkan noktası konfor diyemem ama rahatsız ediyor mu? Hayır, konforlu diyebilirim yani. O yüzden bence fiyatına göre her şeyi elinden geldiğince bu araba güzel yapmış. Bir de donanımları ekle her şeyin üstüne. Donanımlar süper. En az. Bitti gitti. Özellikle koltukları. Ya koltuklarla alakalı mesela bir olumsuz eleştiri var. Uzun vadede koltukların deforme olduğundan, ufak ufak yırtılmaların başladığından falan bahsediyorlar. Artık sizden geri dönüşleri alırım ben abi ne durumda araba diye. Ama Mesut abinin araba hiç bir şey olmaz gibi yani. Mesut abi kullanıyorsa hiç bir şey. Aynen. Benim Leon orijinal gibi duruyordu zaten yani. Arabaya hayran oldular. Geldiler. Eray'dan geldi. Mühendisimiz. Abi dediler biz birkaç yere gittik. Araba hakikaten dediler yani çok iyi kullanmışsın. Abi senden araba alınır. Öyle dediler. Arabayı biz alacağız dediler yani. Bırakmayız dediler. Bak ne kadar güzel geçti buradan. Evet güzel geçti. Güzel geçti. Abi rodaj bitince bir daha bir kullanırız belki. Olabilir. Ne zaman o zaman da biraz belki gazlarız abi. Tabii ki. Şimdi sıfır araba. Hiç üzmek istemedim o yüzden tatlı kullandım ama bu arabanın bir de performansını. Bir kalkarız belki bizi şaşırtır. Mercedes'i belki uzunda da. Aynen. Uzunda
zannetmiyorum da. Ya belli olmaz. Şeyde kısa mesafede bayağı iyi. 0-100'ü. Emre sen daha önce söylemiştin 320 dizellerle falan. Yürüyor. Yürüdüğü videoya ben denk geldim. Evet yürüyor. Yürüyor. İkinci el bir araç alacağıma. Sıfır bir araç alırım diye. Özellikle şeyi ona değil. Ön yargı var mıydı? Bende de vardı kullanmadan önce. Güvendiğim insanlar aldı. Bir mühendis arkadaş. Daha önce 2008 ardından Opel Mokka. Mokka'yı sattı. Ondan aldı. Ben onunla görüştüm aynı renkte. Ya kesinlikle dedi hemen al. Ben dedim memnunum dedi yani. Üçünü de kullandım. Ben şöyle düşünüyordum. Belki 2008 daha iyiydi der diye düşünüyordum. Hı-hı. Aldım ama değil diyor yani. Mokka falan bundan çok daha sert bu arada. Sert. Yakıt olarak da çok fazla fark yok dedi. Bilemiyorum nasıl kullanıyor aracı ama. Ben daha az yakacağını düşünüyordum. 1-2 Mokka. Abi güle güle kullan. Kazasız belasız. Sen de güle güle kullan. Problemsiz yani. İnşallah. Aracın da çok güzel. Şöyle koyayım. Kliması çok güzel soğutuyor arabanın. Onu fark ettim şu an. Bak buz gibi yapıyor hemen. Kliması başarılı yani. Arkadaşlar Omada 5 ile şöyle vlog tarzında Mesut abiyle, Ali Can abiyle beraber şöyle bir tur attık, dolaştık. Ya ben sürüşünü beğendim. Yani şöyle eğer binek bir arabadan geçiyorsanız, yani sedan ya da hatchback tarzında bir arabadan geçiyorsanız SUV'ye geçmiş olmanın verdiği böyle bir salınım hissiyatı var yoldayken. Ama dediğim gibi o normal olan bir durum. Performans olarak çok iyi. Sakin kullanıldığı zaman uzun yol şehir içi karışık 7.8 yakıyor. Yani Mesut abinin kullanımı bu 754 kilometrede. Ortalamamız 53 sanırım. Orada. Aynen. Ya şöyle tabii İstanbul trafiği görse işin rengi değişir ama. Tabii. Bir çıkışta gördüm ama. O sayılmaz Mesut abi. O sayılmaz. O sayılmaz abi. Zaten. Şöyle bir hafta bir kalman lazım. O da o zaman da çok fazla artacağını düşünüyorum. Aynen, Levent taraflarında bir hafta geçirmen lazım abi. Doğru. Ama yani bu şartlarda gerçekten araba mantıklı olduğunu hem donanımlarıyla ondan sonra hem performansıyla hem de o SUV hissiyatıyla bence veriyor. En önemlisi bir de fiyatıyla veriyor. Ama tabii yani tercih meselesi. Ön yargıları olabilen insanların çok normal karşılıyorum. Açıkçası ben de daha tam olarak bilemiyorum ve kimse de bilemeyecek yani. Bunu zaman gösterecek bize. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Otolimit videolarında görüşmek dileğiyle.